Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir bakım videosu çekiyoruz. O zaman bakımlarımıza başlayalım. İlk bakımımız limon ve maya ile yapılıyor. Şimdi 2 çay kaşığı kadar limon sıkacağız. Belki biraz daha fazla olabilir. 3 çay kaşığı kadar limon sıktık. Şimdi 1 çay kaşığı kadar da mayamızı döküyoruz. Bunu böyle karıştırıyoruz. Bu bakım tırnaklarınızın hem beyaz hem de sağlıklı uzamasını sağlıyor. Yani tırnaklarınızı sert bir yapıya getiriyor aslında. Bunun uygulamasını bir diş fırçasıyla yapıyorum ben. Şu şekilde tırnaklarımın içine, dışına uyguluyorum. Gördüğünüz gibi şöyle. İlk yapmaya başlayanlar bunu 10 gün boyunca düzenli olarak yapmasını tavsiye ederim. Daha sonra haftalığa çevirebilirsiniz. Haftada bir yapmaya devam edebilirsiniz. Yarım saat kadar tırnaklarınızı bekletin. Yarım saat beklettikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz. Her iki tırnağınıza da her iki elinize de aynı bu şekilde yedirin. Daha sonra diş fırçasıyla şu şekilde masaj yapa yapa devam edin. 15 dakika kadar böyle diş fırçasıyla masaj yapın içine dışına. Kalan 15 dakikayı da normal bir şekilde bekletin. Elinizde bakımı bekletebilirsiniz. Böyle. Dediğim gibi ilk yapacak olanlar 10 gün düzenli olarak yapması gerekiyor ki faydasını görsün. 10 gün düzenli yapmazsanız gerçekten çok bir faydası olmuyor. Şu şekilde içine dışına güzelce yedirin. Şöyle. 10 gün düzenli yarım saat bekleterek yapabilirsiniz. Daha sonra haftalık olarak devam edebilirsiniz. Şimdi doğramasını da sizlere göstermek istedim. Şu şekilde ılık suyla biraz bulunabilirim. Şöyle yıkarsanız şu şekilde. İçini de yıkayın çünkü içine de sürdük, tırnaklarınızın içinde kalmasın. Ilık suyla durulayabilirsiniz. Sıradaki bakımımız ise karbonat ve limonla. Limon bugün bizim olmazsa olmazımız. Yine 3 çay kaşığı kadar limonumuzu sıkacağız. 1 2 3 bir kaşık daha sıkalım, 4 olsun. Limona karbonatı koyunca birazcık köpürecek. Karbonattan da 1 çay kaşığı kadar koyacağız. Ve söylediğim gibi bu bayağı bir köpürecek. Ama karıştırdıkça bunun köpüğü gidecek arkadaşlar. Ben birazcık karıştırayım, hemen geliyorum. Karışım sırasında az önce bir eklemiştim ama bir çay kaşığı daha ekledim karbonattan. Çünkü biraz böyle macunumsu olması lazım. Çok sıvı cıvık olmaması lazım. Gördüğünüz gibi karıştırdıkça köpükleri de gitti. Ve bayağı bir karıştırdım. Köpüğü gidene kadar karıştırın. Böyle macunumsu bir kıvam alması gerekiyor. Ne işe yarıyor diye sorarsanız tırnaklarınızın beyazlamasına yardımcı oluyor arkadaşlar. Beyaz tırnak istiyorsanız kesinlikle
Bu bakımı size tavsiye ederim. Bunun uygulanışı da kulak çubuğu yardımıyla şu şekilde uyguluyoruz. Buna dilerseniz zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Tırnaklarınızın daha böyle parlak olması için. Ama ben genelde zeytinyağı eklemeden uyguluyorum bunu. Sadece karbonat ve limonla. Limonu biliyorsunuz içindeki asitler sayesinde tırnakların beyazlamasında yardımcı oluyor. Karbonat da bunu destekliyor. Karbonatın da beyazlatıcı özelliğini biliyorsunuzdur. Dişler için de genelde kullanılıyor. Şu şekilde kulak çubuğuyla uygulayıp ben daha sonra yine diş fırçasıyla üzerinden geçiyorum. Bunu da haftada bir kere yapıp uygulayabilirsiniz. Diş fırçasıyla da şu şekilde çitiliyor gibi yapıyorum. Daha fazla etki etsin diye. Yine aynı şekilde içini dışını tabii ki de tırnağımın bu şekilde uyguluyorum. Haftada bir 15 dakika uygulayabilirsiniz bunu. 10 dakika böyle masaj yaparak kalan 5 dakikasını da kendisi emerek yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ben bunu haftada bir uyguluyorum. Etkisini de paylaştığım storylerden de görebilirsiniz. Instagram'da yaptığım zaman da paylaşıyorum zaten. Bakım videosu çok istiyordunuz. Özellikle tırnak güçlendirme ve beyazlatmak için. Ben de o yüzden bu hafta sizlere böyle bir video çekmek istedim. Şimdi biraz tırnaklarım da dursun. Yıkarken yine gösteririm. Yine ılık suyla güzelce arındırıyoruz ellerimizden. Şu şekilde biraz sabun aldım. Şöyle tırnaklarınıza şöyle yaparak çıkarın ki karbonat kalıyor çünkü tırnaklarda çok hoş olmuyor karbonat kalıntısı. Tırnaklarınızın içini de şu şekilde temizlerseniz ben hem sağ hem sol hazır dedim bakım videosu çekiyorum. Kendimi de bakımlıyım. Gördüğünüz gibi beyazlığını görebiliyorsunuzdur zaten tırnaklarımın şu şekilde. Şimdi durulayacağım. Ve diğer bakımımıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi evde peeling uygulayacağız. Bunun için sirke, zeytinyağı, yarım kase ılık suyumuz, limon, şeker ve tuz kullanacağız. Şimdi bir yemek kaşığı limon sıkıyorum. Ilık suyumun içine sıkacağım bunların hepsini. Ilık suyumuzun içine koyacağız. Ve bu ağzı kapaklı bir kap olduğu için ben bunu saklayabileceğim. Yine bir yemek kaşığı kadar sirke koyuyorum. Ve zeytinyağı. Şunu şöyle kenara bırakayım ıslandığı için. Şimdi bir yemek kaşığı tuz koyacağım. Şöyle attım içine. Bir yemek kaşığı da şeker koyacağım aynı şekilde. Bunu böyle güzelce karıştıracağım biraz. Daha sonra tırnaklarımı direkt içine sokacağım. Gördüğünüz gibi şöyle. Bu tırnaklarınızın hem yumuşamasını, yani az önceki yaptığımız bakımlarda birazcık sertleşiyordu. Bundaki hem zeytinyağı hem su sayesinde tırnaklarımız biraz yumuşayacak. Çok sertken ve çok yumuşakken tırnakların kırılma olasılığı daha yüksek oluyor. Biz bu ikisini aynı gün yaparsanız şey olmuş olur. İkisi birbirini dengelemiş olur. Tırnaklarınız o kadar çok hem sertleşmez hem çok yumuşamaz. Gördüğünüz gibi şöyle. Peeling etkisi yaratıyor birazcık da. Şu şekilde. Hem beyazlamasını sağlıyor tırnağımızın. Hem güçlenmesini sağlıyor.
Şöyle böyle yapıp bunu 10 dakika tırnaklarınızda bekletebilirsiniz. Beklerken de şu şekilde hem etlerinize hem tırnağınıza şöyle şöyle masaj yapabilirsiniz. Ben birazcık masaj yapayım, bekleteyim. Daha sonra yıkarken görüşürüz. Zeytinyağın çıkması biraz uzun sürdüğü için hafif sıcak bir su olması lazım. Suyumuzu. Şöyle biraz arındırın. Ben elimin üstüne de sürdüm bakımı. Zeytinyağı olduğu için içerisinde şu pandemi döneminde biliyorsunuz ellerimiz çok zarar görüyor. O yüzden hem tırnaklarıma hem ellerime sürüyorum. Ellerim de yumuşasın diye. Bunda şöyle bayağı bir uğraşmanız lazım zeytinyağının çıkması için. Yani görebiliyorsunuz tırnaklarımın beyazlığını da zaten. Böyle yıkayabilirsiniz. Şimdiki bakımımız yine bir peeling. Bunun için yarım limon, zeytinyağı, tuz, şeker ve ağzı kapaklı bir kaba ihtiyacımız var. Hadi bakıma geçelim. Yine bir yemek kaşığı limon sıkıyoruz. Limon bizim bugün baş tacımız gibi bir şey oldu. Bütün bakımlarımızda limon var. Evet, limonum bitti sanırım. Neyse ki bir kaşık kadar çıktı. Onu koyuyoruz. Yine bir kaşık zeytinyağı ekliyorum. Şöyle. Bu daha böyle bir pütürlü bir bakım olacak. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tuz. Yine bir yemek kaşığı kadar şekerimi ekliyorum. Bunları şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Sanırım zeytinyağım biraz az geldi. Göz kararı biraz daha ekleyeceğim. Evet, bu kıvamda. Dilerseniz birazcık daha yağ ekleyebilirsiniz. Şöyle bir şey oluyor gördüğünüz gibi. Ben biraz daha yağ eklemeyi düşündüm. Evet, bu şekilde tam bir peeling oldu. Bu peeling tırnak etlerinize de yarayacak arkadaşlar. Tırnak etlerinizin o sert görüntüsünü giderecek. Hani bu YouTube'da diyorum. Instagram'da çok önerilen bir peeling var. Herkes görmüştür illaki. Onun gibi bir şey oldu. Dilerseniz biraz daha limon sıkabilirsiniz. Limonun çekirdeği gitti. Şöyle alayım. Birazcık karıştırıp geliyorum hemen. Ben de birazcık avokado yağı ve tatlı badem yağı vardı. İçine biraz bir çay kaşığı kadar onlardan da ekliyorum. Hani içerisinde mineralli bir şeyler daha olsun diye. Bunlar tırnaklara iyi gelen malzemeler arkadaşlar. Bunları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kullananlar da lütfen yorumlar kısmında belirtsinler işe yarıp yaramadığını. Instagram'da yaptığım zaman oradaki arkadaşlarımız deniyor ve yorumlarını söylüyorlar. Çoğunlukla işe yarayan bakımlar. Yine diş fırçam yardımıyla şöyle tırnaklarımı yedireceğim. Dilerseniz diş fırçasıyla değil direkt ellerinize sokup da yapabilirsiniz. Ben videoda birazcık iğrençlik olmasın diye öyle yapmama tercihi de bulundum. Tabii ki de diş fırçasıyla değil ellerinizle yaparsanız o tuzun, şekerin, mineralleri daha çok durur tırnaklarınızda. Ben böyle yaparken diş fırçasıyla birazcık gidiyor. Yine elinizin, tırnağınızın yani içine, dışına güzelce yedirin arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu haftada bir iki kere uygulayabilirsiniz. Ben genellikle bunu banyo yapmadan önce yapıyorum. 15 dakika tırnaklarımda bekletip yani haftada 3 kere falan uyguluyorum diyebilirim. 15 dakika tırnaklarımda bekletip daha sonra da ılık su yardımıyla
duruluyorum. Tırnaklarınıza güzelce masaj yaparak şu şekilde uygulamanızı tavsiye ederim. Hem tırnak etleriniz hem tırnaklarınız iyice beslensin. Şöyle içini de şu şekilde yapabilirsiniz. Ben birazcık durdurayım. Daha sonra yıkarken tekrar görüşürüz. Son olarak göstereyim. Şu şekilde tırnaklarımı, tırnak etlerimi iyice yedirdim. Aynı şekilde hem sağ hem sol elime yaptım. Şöyle de yapayım. Daha sonra içerisinde yine zeytinyağı olduğu için ılıktan bir tık daha sıcak suyla durulamanızı tavsiye ederim. Şöyle suyla birazcık gitmesini sağlayın. Daha sonra sabun sıkıp yine az önceki yaptığım gibi tırnaklarımdan şöyle arındırıyorum. Ilık suyla bu şekilde durulayabilirsiniz. Son olarak her bakımdan sonra mutlaka tırnaklarınızı nemlendirin arkadaşlar. Ben toplu sonda nemlendirdim çünkü bir sürü bakım yaptım. Bu şekilde tırnaklarınızı nemlendirin. Vazelinle de nemlendirebilirsiniz dilerseniz. Böyle normal herhangi bir nemlendirici kremle de yapabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi tırnaklarım gayet sağlıklı ve beyaz duruyorlar. Şimdi ise saklama kaplarına yaptığım bakımları gördüğünüz gibi isimlerini yazarak şu şekilde koydum. Bunlar bitene kadar ben böyle saklama kabında olduğu için kullanabiliyorum. O yüzden sizler de kapaklı bir kavanoza yaparsanız daha iyi olur. Uzun süre kullanabilirsiniz. Yaptığınız bakım boşa gitmemiş olur. Ben bu şekilde muhafaza ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Ve evet, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Eğer denediğiniz bir bakım olursa lütfen yorumlarda bunu belirtin. Kendinize iyi, tırnaklarınıza güzel bakın. Görüşmek üzere.